Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Derbi zaferi moralleri ikiye katladı. Galatasaray Avrupa Ligi'nde çeyrek final için artık Barcelona'yı bekliyor. Şeklinde de açıklamasını yapmış gazete. Scoutlar stada akın edecek. Kerem, Muhammed, Nelson ve Marka'yı bir kez daha izlemek için önemli Avrupa kulüplerinin temsilcileri Barcelona maçına Nefis tadında izleyecekler karşılaşmayı. Taraftarlar hazır. Sarı Kırmızılar biletleri satışa çık çıktığı gibi bitirdi. Barcelona karşısında Libin Aslan takımını destekleyecek müthiş bir atmosfer bekleniyor demiş gazete oyuncular hazır. E, kötü geçen sezonu harika toparlayan Avrupa'da da destan yazan Galatasaraylı futbolcular 123 ülkeden canlı yayınlanacak maçta bir kez daha vitrine çıkacak. Kerem Aktürkoğlu 35 milyon euro. Barcelona karşısında Nou başarılı performansından sonra 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine de golleriyle damga vuran genç yetenek için Düşünülen rakam Galatasaray'ın kasasını dolduracak. Beşiktaş maçını da takip eden Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Kerem ile ilgili raporu ortaya çıktı. Transfer sihirbazı olarak adlandırılan dünya ünlü futbol adamı Campos'un Kerem'in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi. Buna göre Portekizli futbol adamının Galatasaray'ın geç yeteneği için düşündüğü rakam en az 35 milyon euro olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiye Şef Sukatu Bruno'yu gönderen Lyon'un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi. Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol Diva Atletico Madrid'in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. İngiltere'den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürk olduğu için devrede olduğu belirtildi. Luis Campos'un teklifleri değerlendiren sarı kırmızılı yetkilere Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin dediği ifade edildi. Galatasaray Barcelona'yı ederse kazanacağı para belli oldu. Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanından 0-0'lık beraberliklerle Galatasaray rövanşla taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Sarı Kırmızılar Barcelona'yı yenmesi ve tur atlaması halinde hatırı sayılır miktarda bir parayı kasasına koymayı başaracak. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Galatasaray ikinci eleme turunda PSV'ye elenince Avrupa Ligi'ne katılmıştı. Gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon euro kazanan Galatasaray 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyet, 3 beraberlikle birlikte grubu lider konumda bitirdi ve toplamda 17,5 milyon euroluk gelirin sahibi oldu. Sarı Kırmızılı ekip İlk başta Barcelona ile beraber kaldığı için 210 bin euro kazandı. Ancak rövanşta Barcelona'yı yenerse 630 bin euro galibiyet ödülü ve çeyrek finale yükselmesi halinde ek olarak 1.8 milyon euro daha kasasına koyacak. Yani Sarı Kırmızılı ekibin İstanbul'daki zaferi kasasına yaklaşık 2.5 milyon euro girmesini sağlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme ödülü 2.8 milyon euro. Şampiyon olmanın ödülü ise 8.6 milyon euro. Finale kalan ancak şampiyonluk kupasını yüzesine götüremeyen takım ise 4.6 milyon euro alacak. Galatasaray ile Barcelona arasındaki gizli anlaşmayı İspanyollar böyle duyurdu. İspanyol basını Barcelona ile Galatasaray'ın gelecekte transferde işbirliği yapmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Barcelona'ya çok yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi iki kulübün başkanları arasında sağlanan anlaşmanın detaylarını okuyucularına aktardı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Barcelona Başkanı Juan Laporte ilk maç öncesi İspanya'da bir araya gelmiş. Ardından da geçen hafta Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı birlikte izlemişlerdi. Sport gazetesinin haberine göre Laporte transferde sarı kırmızılı kulübü öncelik tanımak için Burak Elmas'a söz verdi. Katılan ekibi tarafından verilen bu sözün Barça'nın tecrübe kazanması için bir süreliğine kiraya göndereceği oyuncuların yurt dışındaki ilk adres noktasını Galatasaray olmasını kapsadığı vurgulandı. Yuan Laporte ile Burak Elmas arasındaki görüşmelerde Beşiktaş'ta kiralık oynayan Miralem için isminin bile gündeme geldiği savunuldu. Dominik Torrent ve Inaki Penan'ın in İstanbul'daki varlığının iki kulüp arasındaki bağları güçlendirdiğine de dikkat çekildi. Galatasaray vitesi yükseltti. İşte Torrent'in altı maddeli kooperasyonu. Fatih Terim'in yerine göreve getirilen teknik direktör Dominik Torrent ilk 5 maçında 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Göztepe deplasmanında galibiyetle tanışan Torrent, Camp Nou'daki Barcelona beraberliğine Beşiktaş zaferini ekledi ve eleştirileri bir anda kesti. İşte katılan teknik adamın 6 maddelik operasyonu. İnaki Penya İsmail Çipe ile 8 maçın sadece birini kazanan Galatasaray, Penya ile çıkışa geçti. İspanyol kaleciyle 3 galibiyet alıp düşme hattından uzaklaşan Aslan penya sayesinde Barcelona ile berabere kaldı. Omar El Abdullahi Cagner'in Omar'a lisans çıkartıldı. Norveçli Sabek 14 ay sonra dönmesine rağmen savunmayı toparladı ve kendisine inanan hocasını haklı çıkardı. Taylan ve Berkan Luis Campos'un transferini bitirdiği Pulgar'ı yeterli görmeyen Torren, Taylan Berkan ikilisinden vazgeçmedi. Sofyan Feguli Torrent çıkıldığı ayı kesip Fegüli'ye hem kaptanlığı hem de sağ içeriği verdi. Maç konuşmalarını yapan Cezayir Yıldız eski günlerinde geri döndü. Emre Kılınç ve Babel Fatih Terim döneminde kulübeden çıkamayan Emre Kılınç Torrent'in jokeri oldu. Babel'de aldığı süreleri daha verimli kullanmaya başladı. Mustafa Muhammed Gomis transferi Muhammed etkiledi. Mısırlı forvet Beşiktaş derbisini asistleriyle damgasını vurdu ve sonunda ilk 11'in bankosu oldu.